sizlerle sabun yapacağız, evet. Merhabalar. Bakalım bunun için gerekli malzemelerimiz neler? Sabun bazımız var. Bu beyaz renkli. Bu da şeffaf renkli olanlar. Bunları sabun malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz. Hani kolaylıkla, rahatlıkla bulabiliyorsunuz. İnternetten sipariş verebiliyorsunuz. Mesela bunu ben satılan yerden aldım. Bunu da internetten sipariş verdim. Evet. Bunun için başka ne ihtiyacımız var Defne'cim? Arkadaşlar bir de 3 tane kabımız var. Kalıbımız var. Şimdi biz şöyle şeyler denedik Defne'yle. Defne'cim neredesin? Buradayım. Gelsene. Kap düştü de. Şimdi biz sert olan kaplarda da denemek istedik. Evet. Denedik yapıştı ama ve evet. Çoğunluğunda üst katman çıktı, altı katman çıktı. Yani çıkarmakta çıkmadı. Zorluk çektik. O yüzden bizce en rahat kalıp çıkarabileceğiniz bu silikon kalıplar. Evet, çok rahat çıkaracağız, biraz sonra göreceksiniz. İşte kelebek şeklinde bir tane var. Bunu da yine sabun satılan yerlerden alabilirsiniz. Mesela internetten de alabilirsiniz. Bu ikisini internetten sipariş vermiştim. Emin olmanız gerekiyor. Şimdi neyle başlayalım? Ha bu arada isterseniz gıda barışı kullanarak renklendirebilirsiniz. İster jel şeklinde, ister toz şeklinde. Çok azıcık bir miktar kullanmanız. Bunun içerisine biz kolonya koyduk. Kolonyayı kullanmaktaki amacımız kabarcık oluşmaması için. Göreceksiniz bu kalıplarımıza sıkacağız. Kabarcık oluşmasını önlüyor. Evet Defne'cim bu neydi? İstersek içine ne koyabiliriz? Koku. Evet. Esans. Biz okyanus kokusunu tercih ettik. Evet. Güzel böyle bir kokumuz var. Şimdi eğer bunu yaptıktan sonra şöyle güzel böyle tünlerle göreceksiniz paketleyebiliriz. İşte farklı böyle iplerle ya da kolilelerle süsleyebilirsiniz hediye etmek isterseniz. Ya da sen de şunu yapmak istiyorum demiştin Defne'cim. Evet. Şimdi öncelikle dediğimiz gibi kabarcıkların oluşmaması için kolonya süzüleceğiz. Şöyle hafif. Arkadaşlar ben şahsiyen süslemek istiyorum. Evet ben de süsleyebilirim. Bir süslemeler bakabilir miyim Defne'cim? Şöyle çok farklı farklı. Gerçi ben biraz daha minik kullanmak istiyorum. Defne'nin söylediği gibi süslemeler kullanabiliriz istediğiniz gibi. Evet. Mesela birkaç tane. O zaman görünmesi için ben şey yapmayayım, gıda boyası koymayayım. Sen gıda boyası koymak istiyor musun? Ben şeffafken çok köpürünce böyle köpük köpük bir şey olabilir. Çünkü yakından sıkmayacaksınız, uzaktan sıkacaksınız. Oluşan köpükler varsa bir dakika Defne'ciğim, üzerine de hafif, çok hafif sıkabilirsiniz. Bakın çok hafif, ben köpüğün olduğu yere sıkınca köpükler dağılıyor. Yani minik minik kabarcıklar dağılıyor daha doğrusu. Evet, dikkatli bir şekilde koyalım Defne'cim. Evet, yalnız dediğim gibi fazla sallamayalım da, evet. Yarım saatte olur diye düşünüyorum. Evet, yani bakarsınız yaklaşık 15-20 dakika. Yani havanın serinliğine göre değişiyor tabii ki. Bulunduğunuz yer sıcaksa daha uzun sürebilir. Evet, dökelim Defne'cim. Dikkatli bir şekilde dökebiliyorsun. Evet. Şimdi bir durdurur musun Defne? Bir de şu yakından çekeyim. Telefonu ver. Şimdi biz bunu beklerken daha önce yaptıklarımızı da göstermek istiyoruz. Dediğimiz gibi renklendirebilirsiniz. Farklı renklerle. Bir dakika Defne'cim. Farklı renklerle de sabunlar yapabilirsiniz. Mesela bakın. Bu silikon kalıplardan çok kolaylıkla çıkabiliyorlar. Çok rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. O yüzden dediğimiz gibi silikon kalıpları tercih edebilirsiniz. Çok rahatlıkla, kolaylıkla çıkıyor. Evet arkadaşlar. Evet.
Görelim. Evet, şunu da gösterebiliriz. Bakın. Şimdi şöyle bir şey tercih ediyoruz. Mesela hediye yapmak istediğiniz zaman tüllerimiz var. İşte tüllerle diyelim ki bu şekilde. Hatta belki senden yardım isteyeyim Defne'cim. Şunu bir tutabilir misin? Keselim. Evet. Bu şekilde iplerle süslemeler yapabilirsiniz. Oldukça güzel oluyor. İçlerine isterseniz boncuklar falan da koyabilirsiniz. Şöyle tutabilir misin Defne'cim bir? Evet. Şöyle tutar. Mesela bakın şöyle çok hoş bir hediye oluyor. Gördüğünüz gibi. Mesela zımbayla diyelim ki öğretmenler günü. Aa evet. Hediyeniz biz öyle yapmıştık. Yok. Çok hoş. Yani hediyeniz yok derken çok güzel bir hediye bu. El emeğiyle yapılmış bir hediye. Bu şekilde de hediye edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.